Emekli gibi, emekliyim. Anladım. Aslında anlamadım. Neden böyle bir şey için daha genç birisini arıyorsunuz? Yani daha az ücret vermek içinse o konuyu konuşup... Kapattı mı terbiyesiz? Ders vermek için öğretmen değil de öğrenci arıyorlarmış. Enteresan. Cep telefonunuz yok mu ya? Yok. Bugünkü yedinci ve son aramamı yapıyorum. Bir şey ben. Vallahi bu şehirde, hatta bu dünyada cep telefonu kullanmayan birine rastlamak ilginç. Bu çağda çevir sesi gelmemesi de öyle. Ben de arkeoloji okuyorum. Yani daha doğrusu arkeoloji okuyabilmek için bu mükemmel otelde çalışıyorum. Alo. Ha. Evet. İyi günler. Ben internetteki ilanınız üzerine ek ders, özel ders edebiyat öğretmeniyim. Tabii. Çok tecrübeliyim yani lise öğretmeni olarak. Tabii ki gelirim. Adresiniz neredeydi? Beylikdüzü. Beylikdüzü neredeydi? Çok uzak abi, gidemez. Ya biraz mesela... Niye herkes telefonu kapatıyor konuşma bitmeden? İzzet! Ne yapıyorsun lan? Oo, Zerre abi ne yapıyorsun ya? Senin bu kripto para işi bizi bitirdi biliyorsun değil mi? Kaç tane aldın ki? Dilber'i çağır. Bana da bu mevzuyla ilgili bir daha soru sorma. Kafam bozuk diyeceğim senin bir tarafını. Abla, Zerre abi geldi. Soktu bizi bu coin işine. Bir de kaç tane aldın diye soruyor. Abi ben sokmadım seni, lütfen. 10 saat anlatmadın mı? Neydi o zincir dediğin? Zincirli bağlantı. Blockchain. Ha, blok. Anlatmadın mı? Dedin geleceğin teknoloji şeysi, şudur budur. Dedim de abi, ben yatırım tavsiyesi olarak şey etmedim ki. Doğru, daha çok batırım tavsiyesi oldu. Abi sen sordun. Ben de bildiğim kadarıyla açıkladım. Tamam, sus. Senin yüzünden bir dünya param gitti. Ne bakıyorsun hemşerim? Sen niye küfür ediyorsun öyle devamlı? Allah Allah. Sana mı soracağım? Hocam tanıştırayım. Arkadaşımız adı Zerre. Ne? Zerre. Zerre. Bir isim bir insana bu kadar mı yakışır? Değişik değil mi? İsmim yani. Hı, değişik. Başka isim bulamamışlar. Ya genç, sen her aklına estiğinde ortamda kim var kim yok bakmadan küfür mü ediyorsun böyle? Zoruna mı gitti dayı? Zoruma gitti. Ayrıca ben senin dayın değilim çok şükür. Ne diyorsun babacığım sen ya? Ben senden hoşlanmadıkça akrabalığı ilerletiyorsun. Babacım olduk şimdi de. Bak yaşlı başlı adamsın, git benim canımı sıkma. Bak Zerre, madem bir şeyin en küçük parçasısın, o zaman haddini bileceksin. Madem yaşlıyı genci ayırt edebiliyorsun, o zaman büyüklerine saygı göstereceksin. Ve mümkünse kesici alet taşımayacaksın. Taşıyorsan göstermeyeceksin. Gösteriyorsan kullanacaksın. Sonra da gidip yaptığın o kâlıların hesabını hukuk önünde vereceksin. Yani senin en küçük parçası olduğun sistem bu. Anladın mı? Anladım abi. Tamam. Abi. İlla akraba olacaksa en iyisi abi.